Ee, geçtiğimiz günlerde Sayın Kılıçdaroğlu bir tweet paylaştı ee, tweet şöyle şunu şurasında 3 aralığa ne kaldı geliyor gelmekte olan ifadesini kullandı bir de e, hemen yanında bir video vardı video, videoda da şöyle söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu sonsuza kadar krizi bitirecek olan bir vizyon açıklayacağız vizyonumuz hazır ekiplerimiz hazır yatırımcılar hazır taze para hazır Türkiye'yi bu beladan sonuna kadar kurtaracağız 3 aralığı bekleyin ve asla unutmayın. Geliyor gelmekte olan ifadesini kullandı. Sayın Yakınca sizinle devam edelim. Şimdi 3 Aralık'ta CHP liderinin açıklayacağı bu vizyon belgesinin özelliği özellikleri daha doğrusu ne olabilir? Şimdi elimizde bir kulis bilgisi var. Evet, yani bize de gelmişti ama hızlı bir şekilde Mahmut Öbür önce yazdı. İlk yazan o oldu. Ona referans vererek aktaralım. Bir zamanlar AK Parti'de çalışmış olan, AK Parti'de çalışma, çalışma demeyeyim de milletvekili aday adayı olmuş olan eski bir BDDK çalışanı Recep Beşenk diye bir kişinin adı geçiyor. Bu Recep Beşenk, Recep Bey aslında orta düzey bir memur anladığım kadarıyla BDDK'da. Kılıçdaroğlu tarafından danışman olarak atanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Epeyce de tepki alıyor Cumhuriyet Halk Partililerden. Sonra bu Recep Beşenk üzerinden bir proje geliştiriyorlar. Projede şu aslında 2011'i ben anlatıyorum yani ne olduğunu, 3 Aralık'ta ne açıklayacaklar tamam. i̇şte, onu biliyoruz yani. eğer değiştirmezlerse biz açıkladıktan sonra bilmiyorum açıklayacakları şey şu. daha önce 2011'de Zafer Çağlayan Bakanlığı döneminde bir çalışma yapılmış. Mersin için, Mersin'in gelişmesiyle ilgili. İşte bir yanda liman olacak, bir yanda madenler olacak. Bir, yani bir kentsel kalkınma projesi. Ee, orada biraz işte hani o copy-paste sistemiyle Mersinler çıkartılmış yerine Türkiye yazılmış bunu da projede çalışanlar söylüyorlar diyorlar ki ya biz o projeyi yaparken bu şimdi Cumhuriyet Halk Partisi danışman olan kişi hatta çok da şaşırdık onun olarak atanmasına diyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne ee, o kişi böyle e, bu projenin hayvancılık bölümüyle ilgileniyordu yani orada da düşük profilde bazı işler yapıyordun hani projenin tamamına da hakim değil. Bizim projeyi de almış götürmüş orada Cumhuriyet Halk Partisi büyük proje diye vermiş diyorlar. Daha ilginç bir şey daha var burada. Şimdi yani Kemal Bey'in açıklayacağı proje böyle bir hani Türkiye'yi kalkındırma projesi. İşte içinde lojistik olacak, maden vesaire bir şeyler olacak. Böyle bir proje açıklayacağım diyor. Parayı da buldum demişti ya hani bulduğunu söylemişti İngiltere'ye gittiğini. Onu tartıştık tekrar o başla açmayalım. Yani çok şaibeli bir şey o zaten. 500 milyar dolar öyle hani selamünaleyküm diye ne verilecek bir para değil herhalde ona dair. Ona ekleyecek bunda seçim öncesinde. İlginç bir şey daha söyleyeyim. Bu Recep Bey ile ilgili ben Mahmut Övün yazısından alıntı yapıyorum. Laka ee, lakabı şuymuş Mossad Recep diyorlarmış. Hı. Şimdi Mahmut Öğür de soruyor diyor ki bu Kılıçdaroğlu acaba bu lakabın nereden geldiğini biliyor mu? Haberi var mı yok mu diyor. Böyle konuşuyorlar diyor. Ben meslektaşımızdan alıntı yaparak söylüyorum bunları. Ee, yani tehitli bir şey bilgi değil Mahmut Övür'ün yazdığı şeyleri tamam. söylüyorum. Şimdi e, burada ne, ne çıkar buradan bu projeden? İki nokta önemli bence. Birincisi e, Cumhurbaşkanı şöyle bir şey söyledi Erdoğan. Dedi ki e, böyle vizyon açıklayacakmış Kılıçdaroğlu böyle muhalefet etsin dedi. Bunu konuşalım. <laughs> Bu mindere gelsin dedi. Bu güzel bir şey. Ben de bunu olumlu buluyorum. Şöyle e, yani, yani şimdi, projeler üzerinden. E tabii dedi. proje yani memlekete nasıl hizmet edeceğini anlatsın yani projesini koysun. İnandırıcı mı değil mi? Biz onu tartışalım. Seçime gidiliyor. Dolayısıyla bu anlamda Belki değil. de aslında en fazla eleştiri noktası değil miydi bu CHP'ye yönelik tabii, olan? Yani tabii, hani hep söylüyorduk. E, hani hep böyle adaylık tartışmaları üzerinden ilerliyor tartışma ama hani hiç projeler üzerinden Bundan siz bir moderatör olmanız hasebiyle da insaflı davranıyorsunuz. Adaylık tartışmaları değil. Şimdi Kemal Bey gidiyordu işte bir Türk evinin önüne gidiyor. Burayı diyor, bu çocuklara da yaptırdı burayı diyor. İşte İngiltere'de başka bir mahalleye gidiyor. Bu sokakta bu Türkiye'den gelen hırsızlar var diyor. ya yani çok enteresan şeyler yapıyor Kemal Bey. Yani Tamam bunlar da siyasetin parçası olabilir ama bu çok temiz bir siyaset değil. Vatandaşın nezdinde de çok karşılık bulmaz. Bulmuyor. Dedikodu düzeyinde kalıyor. İşte muhalefetin belirli kanalları var. Yani e, yandaş olan kanalları var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Oralarda konuşuluyor. Köpük gibi, sabun köpüğü gibi akıp gidiyor. Ama siz vizyondan, projeden bahsettiğinizde gerçek siyasetten bahsediyorsunuz. E, Anladım bakalım ne yapacaksınız yani? 20 yıllık bir iktidar var. Türkiye yaptıkları var. Yapmayı vaat ettikleri var bir de. Vatandaş da sizin projenizi görür. Sayın Erdoğan da zaten diyor ki bu iyi bir şey diyor. Yani biz bunu tartışalım sizinle. Gelin diyor bu minderde konuşalım diyor. Bu açıdan iyi. Ama tabii şunu da hatırlamadan edemiyoruz. E bir önceki seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir lojistik projesi, lojistik merkezi projesi vardı. Hepimiz hatırlıyoruz onu. Yazdık, çizdik, konuştuk, tartıştık. Bir hatırlatın yani. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Pozisyon, bu arada çıkış mantığı da çok makul yani. Güzel bir mantıkla çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti Asya, Avrupa, Afrika'yı birleştiren bir noktadadır. Dünyanın merkezin, dünyanın kıtalar arası merkez konumundadır. Bu avantajı değerleneceğiz. Ne yapacağız? Konya gibi böyle büyük alanları baz alacağız. Türkiye'yi bir lojistik merkezi haline getireceğiz. Türkiye hem ara malların toplandığı... Montaj sanayinin de geliştiği, dolayısıyla bilimsel alanlara doğru da belki ana sanayi ve bilimsel alanlara doğru da akımın olduğu büyük bir lojistik merkezi olacak. 2015 yılındaki e peki, seçim, seçim. Tabii şimdi o lojistik Ondan merkezi... Ondan sonra niye tekrar seçim bu projeden vazgeçti? Ben çıkıp eleştirdim. Dedim bu proje Türkiye'de Amerika'nın egemen olduğu yere, bölgeye taşımak demektir. Hatırlayın. Vallahi ondan o, dolayı vazgeçilmez zannediyor Kemal'in. Yani Erzincan Amerika'ya gidiyor. Amerika'da oluyordu. Ve şu anda Erzincan, Tunceli de Amerikalıların <laughs> maden aramak amacıyla en fazla toprak aldıkları yerdir. Sizin tespitinizi ben hatırlıyorum ama ben yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yönetim itibariyle Amerika'ya etki alanı açacak diye bir şeyden ama farkında değillerdi. Ne zaman eleştiri geldi hemen vazgeçtiler, vazgeçtiler o projeden. Ama Peki, devam edin. O proje, yani lojistik merkezi projesi. Bu eleştiriler de vardı ama son tahlilde memlekete işte şu kadar istihdam yaratacağız, efendim şu kadar gelir getireceğiz, şu kadar katma değer oluşturacağız diyorlardı. Ya seçim bitti, bir daha ağızlarını almadılar. Yani bir kere telaffuz etmediler. Bu nasıl bir projeymiş? Nasıl bir ölüm bu? Yani bazı hani bir, bazı ölümler vardır. E gömersiniz hatırası devam eder. E bunu gömdüler üstüne beton döktüler hatırası Ama döktü, iktidar olunamadığı için normal değil mi bir daha gündeme getirmeyiz? Yerel, yerel belediye iktidarları aldınız. Önümüzdeki seçime bir daha giriyorsunuz. O lojistik merkezi işi yalan mıydı? Yani 2015'te söylediğinizin bugün bir karşılığı yok mu? Bugün başka bir şey mi yapıyorsunuz? Başka yapılan şey bu. Yani bir zaman bir zaman merkez. Belki yapılmış. şimdi 3 Aralık'ta olay açıklanacak olabilir mi? Yani açıklanacak e, projeler arasında. Şimdi tabii bu olabilir. Yani onun üstüne ama gelen bilgiyle birleştiriyorum. Çünkü o, bir. anladığımız kadarıyla o proje açıklama aşamasını biraz e, seçime doğru ertelemiş görünüyorlar mı acaba? Ama şöyle kadarsız. bakın, yani şimdi az bir zaman değil ki, yıllar geçti üzerinden. Yani hiç mi bahsi geçmez. Daha doğrusu siz bu zaman zarfında. Hiçbir projeler üzerinden bir şey yapmayı düşünmediniz? Bakın sabahtan akşama kadar, e, yani iftira düzeyine varacak bazı söylemlerle. Güzel projeleri var İ, canım. İktidara şey yapıyor, saldırıyor muhalefete. Onu görüyoruz. Yani bazı iftira düzeyine projeleri var. projeleri var. Yani eleştirdiğiniz noktalar olabilir. Projeleri eleştirdiğiniz var. şeyler olabilir. Var projeler var, olmaz olur. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan kişi seçimden önce dedi ki 100 bin konut yapacağız dedi. 300 tane yapmış. Bir buçuk ben yıl şey kaldı. Yaptı, 300. 300 Bir buçuk yıl kaldı. Yani 99.700 tane daha yapacağım diyor bir buçuk yılda. İşte proje bu. Yani inandırıcılığa sahip değil. Ama gene de yani harekat şeyi yaklaşım biçimi itibari olarak daha olumlu. Yani gidip efendim işte hamburger için 8-10 saat kaybolup sonra bir şeyin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı bir şeyin bizim vakıflarımızın yaptığı bir öğrenci yurdunun önünde çıkıp işte burası çocuklarının parasıyla burayı yaptı falan gibi böyle itirazı Peki özetle siz varan... geç mi kalındı diyorsunuz yani bu projelerin açıklanması için? Ya böyle bir geç erken, erken miyiz? gibi bir şey bilemiyorum yani. Şimdi şimdi geçten şimdi şöyle düşünün. Yerel belediye geç kalmışlığı şöyle izah ederek söyleyeyim ben. Yani neden geç ya da erken diyebiliriz. Yerel yönetimler var elinizde değil mi? Bir sürü büyükşehir belediyesi var. E Türkiye'deki muhalefet bloğunun ana aktörüsünüz. E siz bugüne kadar proje niye konuşmadınız? Elinizden tutan mı vardı? Neden konuşmadınız projeyi? Neden proje konuşmadınız? Proje yerine mesela 500 kilometre yolu taban teptiniz. Ben KHK'lılara özgürlük vereceğim diye. Neden bunu yaptınız? Başka yapabileceğiniz şeyler vardı. Hiç projeler aklınıza gelmedi. Oturuyorsunuz KHK, kalkıyorsunuz KHK. Oturuyorsunuz yapıyor. işte FETÖ'cülere zulmedildi. PKK'lılara şu yapıldı. Yani tabi ismiyle söylenmiyor. Tabii ki ismiyle söylenmiyor. Biz de anlıyoruz neyin kastedildiğini. Şimdi bunlar yerine... Neden hiç proje anlatmadınız? Neden bunlardan bahsetmediniz? Eşim seçim yaklaşıyor. Ama Tabii bir ki proje ne Sayın muhalefet e, projelerini anlatır mı yoksa muhalefet Efendim anlatıyor Şimdi ne dedi biliyorsunuz. Gerçi onu uyuşturucu şeyle kavgasıyla eee barındılar. Yeşil sermaye buldum dedi. Yani çevreci sermaye bahsediyor. Çevrecilik. Şu anda açıklarlarsa bence geç kaldılar bu bir iki haftayı içinde borsada yeşil sermaye dedikleri yani bu çevreci sermaye sürdürülebilirlik indeksi oluşturuldu. Şimdi bir muhalefet söyledi Yaptılar. Muhalefet asgari ücreti söyledi. O sayede asgari ücret bugün 5500'e taşındı. Artık iktidar taraftarları bile asgari ücretin 8-10 bin lira yükselmesini konuşmaya başladı. Muhalefetin görevi o projeyi yapmak değil. O projeleri gündeme getirip hangi parti oldu? Ben oldum? gündeme getirdiği şey söyleyeyim. Vatan Kemal Bey gündeme getirdiği Ama söyleyeyim. Ama Lafar Bey yapmaktan Bak. Kas, yapmayı kastetmiyor. Hiç bunları yıllardır gündeme e, e, getirmiyorlar. Ama gündeme, iktidar mı oldu? Yani yani i̇şte ben de onu soruyorum. İktidarı yani olmadılar. Projelerini yine yani de anlatmalılar mıydı? Ama Biz, konuşmuyor ya, da. De ağzına yani. da al. Bakın ağzına ne Abi, alıyor ne, biliyor musunuz? Nasıl musun? ağzına? Borsaya yatırım yapmayın. Hayır nasıl ağzına? Ağzına bunu alıyor. Bunu söylüyor. E, borsa, ki, borsayı borsayı sakın söylüyor. Sakın ha Kanal İstanbul'a yatırımcı gelmesin. Keseceğim hepinizin ipini. Ama Kanal İstanbul'u şimdi hükümetle yapmayacak. Yani bakın Kimliki Türkiye hükümet gelen yatırımcıya karşı çıkıyor zaten. Kimliki hükümet, gelene karşı çıkıyor. Kimliki zaten. hükümet yani bugünkü Cumhurbaşkanı hükümet Cumhur İttifakı özellikle Ukrayna ve Rusya savaşını gördükten sonra uzun vadede Kanal İstanbul'u hareketlendirmeyecekler söyleyecekler Şimdi konu, ama az da ah, hareket Konu bu değil. Kemal Kılıçdaroğlu bu projeyi proje anlatıyor, projeyi anlatıyor. Proje yapacağım, para getireceğim Milli mi diyor, savunma diyor bugüne kadar, açısından kadar. Yoksa bir projedir. gelene de gelme mi diyor? Peki. Bak, bakın, Öyle demedim. Konuş şu. Mi? Konu şu. E, sayın Kılıçdaroğlu'nun e, açıklayacağı vizyon belgesinin özellikleri neler? Neler açıklayacak? Bence Sayın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu açıklayacağı bu projede birincisinin ayağını elinden aldı hükümet. Açıkladığı gün çıkıp söyleyecekler. Hatta ben birkaç toplantıdır Sayın Cumhurbaşkanı konuşuyor ya acaba bu sürdürülebilirlik endeksini yaptık işte bu sevgi dolu paralar buraya akacak der mi demiyor. Ne tamam. zaman diyecek açıklama yaptığı zaman. Bunu özellikle şimdi söylüyoruz. CHP'liler de bunu alıyorlarsa gözden geçirsinler bu kısmı. Çünkü şu anda hükümet onu yaptı. Diğer yapacağı açıklama nedir? Biliyor musunuz? Aynı 28'indeki açıklamaya paraleldir. Aynı 28'inde yapılacak açıklama sonrası parti kendi politikalarını belirleyecektir. Çünkü bekle yap eğer yapılmazsa zaten Murat Bey'in biraz evvel yaptığı yorumların tamamı devreye girer. Seçmen kararsızlığı daha fazla bürünür. Niye? Önünde bir yapılacak manzumeyi görmüyor. Sürekli aynı şeyi Niye seçmenin kararsız artar onu anlamadım. E, seçmenin beklentisi varken altılı masadan karamsar olacak. Çünkü altılı masa altılı masa dedik bugüne kadar bir şey üretip ben koymadı. Ben ama Cumhur İttifakından altılı masaya acaba oy verir miyim vermez mi diye i̇şte e düşünen kararsız seçmenden bahsediyorum. Ben de onu söylüyorum. Yani yani altılı masanın büyümesi duracak. Şu anda da vermiyor. Duracak. Neden duracak? Çünkü zaten altılı masa, ben hep söylüyorum, sol kanattan CHP yanına almadığı sürece altılı masanın hedefe ulaşması mümkün değil. Ben bugün bir tesadüf oldu. Evet, bunu siz hep söylüyorsunuz. Evet, ben ama söylüyorum bugün de tesadüfen bir şey bu güldür güldür show yapan ekibin mizah şeyini izledim. Çok güzel hicvetmişler altılı masayı. Yani ben de tavsiye ederim alıp seyretsinler. Kendilerini görsünler. Orada nasıl eleştirel olarak yaklaşıyor. Bu eleştirilerin önünü kesmeleri gerekir. Bence bu 28 Şubat'taki açıklama ayın 3'ündeki açıklamanın şekli hakkında bize bilgi verecek. 28 Şubat'ta... Kasım. Şey 28 Kasım. 28 Kasım. Zaten 28 Kasım 28, 28 Şubat sonrası mı? Hani aradan tam 9 ay geçmiş oluyor. Neden bunu açıklayacaklar ve bu yapacakları açıklamada biraz evvel her ne kadar bir siz Sabi Kanatoğlu hikayesiyle tartışma yaptırıyorsanız da bu seçimi gel erkene alalım, restini çekebilirler. Gel şimdi yapalım, meclisi feshedelim ama bu arada da bazı başka isteklerini dile getirecekler. Ha bunları niye getirmek zorundalar? Bunları dile getirip bu konuda hodri meydan demezse, ise, o takdirde iktidar erken seçim yapmak istediği zaman, oy vermediği takdirde biraz evvel Zafer Bey'in de sizin de yaptığınız yerden göğe kadar haklı olursunuz. Sizin haklılığınızı ortadan kaldırmak istiyorsa iktidarın e, bu talebini, altılı masa bu şekilde. Peki Kılıçdaroğlu ne açıklayabilir? Bir, onun öteden beri hep dile getirdiği her eve bir gelir sağlamak, sigortalama projesi skor. değil mi? Yani aile sigortası. Aile sigortası Var. Ben bu bu proje hali hali söylüyor. İkincisi şimdi söylediklerinin dışında acaba neler açıklayabilirsiniz? Efendim? Söylediklerinin dışında şimdi aile Söylediklerinin sigortası... dışında ne açıklayacağını hiçbirimiz bilemeyiz ki şu anda CHP'nin içinde Hayır. çalışan kadrolar Diğer CHP'lilere de söylediklerini sanmıyorum. Ama ne zaman öğreniriz Yarın zannedersen değil mi? Yarın parti meclis toplantıları var. Yarın mı haftaya mı? Bilmiyorum. CHP'nin parti meclisi toplantısında... Pazartesi bir... zannediyorum. Yok pazartesi altılı masayla toplantı. Yani altılı masa 28'i ayın. Evet evet o doğru. Açıdan. Ama galiba yarın bu konuda belki her <laughs> parti kendi ekibiyle bir teyit alacaktır. Şimdi tabii Biliyor ki başlıkları birebir elbette Sayın e, Türkay bilemeyiz ama şimdi hani buradaki e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullanmış olduğu kelimelere bakacak olursak belki bir çıkarım yapabilirsiniz. O anlamda sormak istedim. Mesela sonsuza kadar krizi bitirecek olan bir vizyon açıklayacağız. Neyi mı? bitirecek? Sonsuza kadar krizi bitirecek e, olan anı, bir vizyon açıklayacağız. Sonsuza basit. kadar da biraz tuhaf yani, bir laf. Yani, yani yani çok kriz, iddialı büyük bir iki, sonsuza krizi, kadar. Kriz neden bitmez krizler? dünyada bağımlılık olduğu sürece küresel sistem dolayısıyla ekonomide sizin her getirdiğiniz çözüm yeni sorunların doğması neden olur. Yani sonsuza kadar çözebilmeniz için sorun yaratmayan çözüm bulunması gerekir. Demokratik sistem işlediği sürece yani iktidar muhalefet tartışmada olduğu sürece bir ne getirirsiniz getirin tartışılacaktır tartışırken de diğerleri savurmaya geçti. O zaman bu söylemi gerçekçi bulmadınız mı? Ha gerçekçi değil. Krizi sondura, son, nasıl sonduracak? mümkün değil. Hiç kimse yapamaz. Şu anda Cumhurbaşkanı evet, Cumhuriyet Halk Partisi meclis Daha toplantısı da, yarın gerçekleşecek bu arada. Imkan. Onu da teyit Tabii. edelim. Yani yarın on, gerçekleşecek. ama başka şeyi çözebilir. Mesela neyi çözebilir? Bugün CNN'de dün başka televizyon hatta sabahleyin başka bir televizyonda sizde burada portakalın fiyatı nasıl yükseliyor? Hazap veriyorlar. Sabah da diğer başka bir televizyonda domatesin fiyatı nasıl yükseldiğini gösteriyorlar. Mesela bir baktım ki 10 liralık domates 22 liraya getiriliyor. Portakal keza yüksek fiyatla getiriyor. Aradaki o aşamalar ortadan kaldırılabilir. Bu yaşandı mı Türkiye'de yaşandı? Ne Masayim zaman yaşandı? Şimdi, Kılıçdaroğlu büyük bir vizyon projesi açıklayacağım diyor. Siz olayı portakal domates fiyatlarına fiyat, getirdiniz Hayat yani, pahalı. Hayat. Kemal Bey. Hayat pahalı. sizin Kemal de pek B. B. Bu anda. Hayat. hayat pahalıdır yani, pahalıdır bu. Tabii. Yani ki hayat ben, ben iki tane yani örneği, iki ben örneği vizyon, yine bu televizyon programında savunduğumuz projesi. daha iki gün evvel sizinle beraber ben ne dedim? Ekonomik denetim düzeni yok. Onun için fiyatlar atılıyor. Ona izah yapmak için iki yerde de. Çıktılar, açıklama yaptılar. Ama o yapılan açıklamalara göre benim dediğim ortaya çıkıyor. Sen 6-10 liraya halde, Altalya halinde satılan domatesi bilmem iki halden el geçirdikten sonra... Peki şimdi başka bir konuya gidip, geçtiniz Sayın Niye gidip Çünkarım? marketler direkt Antalya'dan almıyor da İstanbul halini bekliyor? O ayrı bir mesele yani hakikaten. Ondan sonra 6,5 lira da genel gider ekliyorsun. Şimdi bu işi yani satış fiyatı kadar... Kendi marketin genel giderini ekliyorsun. Ekonomik denetim düzeni yok. Kılıçdaroğlu bunu getireceğim diyebilir. Yani hayat pahalılığı şu anda hükümeti de ilgilendiren, muhalefeti de ilgilendiren, üzerine inşa ettikleri, Murat Bey'in dikkat çekti, yani ekonomik gidişattan dolayı söylediği yapının ortadan kaldırılmasıyla ilgili bir öneri getirebilir. O öneri eğer aklıca ise, akla yakınsa çok olumlu etki yapar. Ve bu olumlu etkiden hepimiz istifade ederiz. Nasıl istifade ederiz? İktidar da boş durmayacak. Hemen o önerilerin bir kısmını kendine mal edecek ve devreye sokacak. Nitekim bir tanesini söylüyorum. İngiltere seyahatinden sonra hızlı bir şekilde bizi izleyenler girebilirler. Borsada hemen bununla ilgili yatırım yapılabilecek şirketleri belirlemek üzere bakalım. indeks yapıldı. yapılıyordu Yani o, o Kemal Bey'in yani. İngiltere'de konuşmasıyla olan bir şey değil. O sabahtan akşama kadar yapılacak bir şey. Efendim. Ama bir, bir, ama yok, yok, gündemde daha uzun yoktu. Süredir. Ama ama gündemde yani o şimdi o bakın. Kemal bakın, o şöyle sonra bu gündeme aradan şimdi bir ay geçip gelmiyorsa. Ya zaten çözülecek işte. Bir... Ama çözülecek ama, ama niye niye yoktu hiç yansımamıştı? Niye hiç yazmamıştı? SPK'nın beyanatlarında yoktu. Borsa'nın beyanatlarında, duyurularında yoktu. Niye geldi? Hükümet burada akılcılık. Ya hükümetin akılcılığına itiraz ediyorsunuz. Hükümet akılcılık hayır, yaptı. Hayır onu itiraz etmiyorum. Hayır, Onun söylemini çağırmayın. hemen çok, elinden çok, alıp çok yaptı. Çok net bir şey itiraz ediyor. Hayır hayır. hayır. Hükümet, yani ben hükümetin, hükümetin, icraat, hükümetin ve planlı programı devam ediyor. Kemal bürokratlar Hemen şey devreye girdiler. İcraat gelirken diyor ki geliyor haberiniz var mı diyor. Yani gelip kapıyı çalıp kahveye girip böyle şu anda geliyorlar abi diyen çocuğa benziyor yani. Bakın değil bakın. Bu iş nasıl oluyor? Hazırlık birileri böyle bir düşünce inandırıcı değil yok. Hayır, hiç inandırıcı. Ben, hiç inandırıcı. Ben, ben, bir şey yaşadım. Hiç inandırıcı değil. Ben bakın hiç demeyin öyle. 2000 yılında Standartlar Kurulu diye bir kurul kurdurduk. Teklifi veren bendim milletvekili. O kurulun maddesinin adı Sermaye Piyasası Kanunu'nda Mahsup Türker maddesidir. Milletvekili bittiği gün kaldırırız. Derviş geldi, dedi ki dünyada standartlar var, standartlar yapmalıyız. Ona karşı olanlar aldılar kanun teklifini, getirileme koydular. Şu anda da birileri karşıysa o endeksin kurulmasına, Kılıçdaroğlu gündeme getirince devlete girdi ve ben diyorum ki hükümet de yapılacak açıklamalara duyarsız değil ne yaptı hemen o indeks devreye girdi. Peki, e, Şimdi başka bir tahminimiz varsa onu da alalım ki, yoksa sayı sarıyla devam edeceğiz. Ama bakın Kemal Bey endeks Peki. falan demedi. Yeşil sermaye. Demeyecek yani. ama o yeşil sermayenin yaptığı <laughs> büyük yer burası. Ihtimalle, büyük ihtimalle Kemal Bey kullandığı tabirin arkasındaki şeyi de bilmiyor. Ama böyle. ben ben söylüyorum Biz onu ne olduğunu. Ne oldu? Tamam. Ben söylüyorum. da burada da söyledim sevgi. Siz yorumluyorsunuz. Amerika, siz Amerika da. yorumlamıyorum siz canım. O bu şirketlerin adı sevgi şirketleridir. Kuruntu bu çevreci olur mu canım? Yani bu 1900 Bakın 1990'lı yıllardan bu yana Güney Afrika'da yapıldı ama daha evvel Onu bu işle ilgili Masum Roma Bey. Kulübü kuruldu. Bu, yani bu, bu işlerin bunları var. Biliyorum. Tamam. Bunları Şimdi ben sorumun Kemal cevabını Bey işte. aldım. Efendim, Kemal Bey'e birileri getiriyor işte danışmanlar getirecek bir şeyi yani birileri. Kemal Bey oh, ya da oldu. Cumhurbaşkanı her şeyi kendimi tamam. biliyor ederim getiriyor Sayın yapıyor, yapıyor. Zannediyorum siz tahminlerinizi ifade ettiniz.